Salih Tuna, AK Parti'nin kendini etti. Bir ara Yeni Türkiye demek bir kısım mahalle yazar çizerleri arasında oldukça revaçtaydı. Zafer Toprak'ın Cumhuriyet ve Antropoloji kitabından mezkur kavramlaştırmanın bambaşka anlamda kullanıldığını biliyorduk. Mesela Yeni Türkiye'nin ayırt edici özelliklerinden birisi 28'deki harf devrimiydi. Ne ki muhteremlerin keyfini kaçırmak istemedik. Bir yandan Yeni Türkiye kavramlaştırmasını aşk ile yerleştirmeye çalışırken, öte yandan harf devrimi yüzünden hafızamızı kaybettik demeleri nereden bakarsanız enteresandı. Daha da enteresanı, aynı eşhaş birkaç yıl sonra eski Türkiye canhıraş savunanlarla kol kola girdiler. Böylece ihale AK Parti'ye kaldı. İhale dediğim eski ve yeni Türkiye'ye dair melanetlerin neredeyse hepsini Sayın Erdoğan ve AK Parti'ye yükleyip fındadılar. Hülasa, dönemin AKP'lileri eski Türkiye taraftarı diye itham ettikleriyle birlik oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye karşı. AK Parti'nin son zamanda kaderi bu mu, yoksa hazırlıksız mı yakalanıyorlar bilemiyorum ama nedense algı bakımından zarar gören taraf olmayı bir şekilde başarıyorlar. Son günlerde oldukça tartışılan hayvanlarla ilgili yasal düzenleme dolayımında da aynı şekilde gerçekleşti. Sokak köpekleri hakkında yasal düzenleme yapmadığı için kıyasıyı eleştiriyorlardı. Şimdi de yasal düzenleme yaptıkları için eleştiriliyorlar. Sizin anlayacağınız, köpeklerin toplatılmasına karşı çıkan köpekseverler de sokak köpekleri toplatılsın diyenler de yararlanamadılar. Her iki durumda da kazanan muhalif güruh oldu. Halbuki hayvan hakları tas tamam siyaset üstü bir konuydu. Hem iktidar hem de muhalif cenahta sokak köpekleri itlaf edilsin diyenler de vardı. Sokak köpeklerini baş tacı edenler de. Ne ki töhmet altında kalan sonuç itibariyle AK Parti oldu. İlgili bakan da o kadar alttan aldı ki kendisine dosya fırlatan o saygısız milletvekiline bile teşekkür etti. Ben sana teşekkür etmem karşılığını alınca da yine teşekkür etti. Nezaketle utandırmak mı istedi bilemiyorum. İstanbul Sözleşmesi tartışmalarında da benzer durum yaşandı. AK Parti mahut sözleşme yürürlükteyken bir kısım endişeli muhafazakarlar tarafından aile düşmanı olmakla itham edilmişti. Sözleşmeyi kaldırdı. Bu sefer de endişeli modernler tarafından kadın düşmanı olmakla suçlandı. Sonra nasıl olduysa her iki kesim de AK Parti'ye karşı muhalefette birleşti. Bazen AK Parti zarar görmediği konularda da zarar gördüğüne inandırılma çalışılıyor. Mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu, TFFF Başkanı seçilince muhalif grubunun AK Parti kaybetti şeklinde okunmasını istedi. FETÖ'nün cevherileri de AK Parti'nin TFF'de gol yediğini söyledi. İbrahim Bey TFF Başkanı seçildiği gün yaptığı açıklamayla bu algıya net bir şekilde karşı çıksa da maval okumaya devam ettiler. Halbuki Gezi döneminde AK Parti mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kürsüye çıkan o dönemin Trabzonspor Başkanı İbrahim Bey vardı. 15 Temmuz darbe girişiminde de meydanlardaydı. Hatta rahmetli Ahmet Kekeç kardeşimle birlikte Kısıklı'da canlı yayın platformlarında yaptığımız konuşmanın ardından kendisiyle oracıkta hasbihal etmiştim. Hayır yani İbrahim Bey kazandı diye AK Parti neden kaybetmiş olsun? Kaldı ki AK Parti TFF'de neyi kazanıyordu da kaybedecek. Benim bildiğim tüm kazancı maç kaybeden her kulübün siyaseti işaret ederek AK Parti'yi töhmet altında bırakmasından ibaretti. En azından bundan kelli böylesi bir algı üzerinden AK Parti sürgü dayak yemeyecek. Kimsecikler de mağlubiyetlerini artık bahane bulamayacak.